Kanal 68 Televizyonu Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bülteni ile karşınızdayız. Alkollü sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedince sulama kanalına uçtu. Kazada sırılsıklam olan sürücü burnu bile kanamadan kurtuldu. Hürriyet Mahallesi'nden Yavuz Sultan Selim Mahallesi'ne giden Hamdi Bey'in kullandığı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sulama kanalına uçtu. Kaza sonucu kamyonet hurdaya dönerken sırılsıklam olan sürücü kazadan burnu dahi kanamadan kurtuldu. Kazayı gören yoldaki sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Alkol testi yapılan sürücünün 221 promil alkollü olduğu tespit edilirken, sürücü olay yerine çağrılan Asayiş Şubesi ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere Aksaray Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Sürücüye alkollü araç kullanmaktan 1339 TL idari para cezası kesilirken, ehliyetine de 6 ay süreyle el konuldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Tam kapanmada uygulama yapan polis ekipleri aranması olduğu tespit edilen şahsı gözaltına aldı. Aracını bırakmak istemeyen şahıs kaçacak değilim diyerek polise sitem etti. Eşim bu da. Yunus Emre Mahallesi TOKİ kavşağında kısıtlama kapsamında denetim yapan polis ekipleri bir otomobili durdurdu. Sürücü ve araç evrakları üzerinde sorgulama yapan polisler, sürücü BT'nin kanunsuz kesici alet temin etme, ticaretini yapma ve kullanma suçundan aranması olduğunu tespit etti. Sokağa çıkma kısıtlamasında dışarıda olan sürücünün aynı zamanda izin belgesinin olmadığı da ortaya çıktı. Aranması olduğu için polis ekiplerince gözaltına alınmak istenen şahıs, işlemleri yapıldığı sırada aracını bırakmak istemedi. Polis ekiplerine dil döken şahıs, aranması olmasına rağmen kaçacak değilim diye sitem etti. Yakalanan sürücü polis ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Şahsa sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 3150 lira idari para cezası uygulandı. Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden sürücü polise yakalandı. Karşısında basın mensuplarını gören sürücü yanında bulunan arkadaşıyla birlikte kendini araca kilitledi. Tüm yurtta olduğu gibi Aksaray'da da koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında geniş çaplı denetimler yapılıyor. Kent genelinde yapılan uygulamalarda tüm araçlar tek tek durdurularak kontrolden geçirilirken, Zafer Mahallesi Eski Cezaevi Kavşağı'nda uygulama yapan polis ekipleri bir otomobili durdurdu. Sürücü GT ile arkadaşı UM'nin izin belgesi olmadığını tespit eden polis ekipleri, sürücü ve arkadaşına cezai işlem uygulamak istedi. Araçtan inmek üzereyken karşısında basın mensuplarını gören sürücü, aracın kapısını sert bir şekilde kapatıp kendini ve arkadaşını araca kilitledi. 48 yaşı küçük çocuklar ikametgahlarınızda... Gazetecilerin çekim yaptığını bahane ederek araçtan inmeyi reddeden iki gence, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten 3150'şer TL'den toplam 6300 TL idari para cezası kesildi. Ceza işleminden sonra sürücü drift atarak olay yerinden ayrıldı. Bunun üzerine otomobil sürücüsüne tehlikeli araç kullanmaktan ve tekraren dur ihtarına uymamaktan 458 TL daha cezai işlem uygulandı. Ara. Tamam ara. Tamam sen şurayı imzana. Sen de kimi arıyorsan ara. Tamam tamam. Yasin kimliğin? Kimliğin? Benim kimliğimi verin. Tamam. Şehirler arası otobüs terminali kavşağında iki otomobil çarpıştı. Sürücülerden birinin hastaneye ameliyata gittiği öğrenildi. Hacılar Armanı Mahallesi terminal ışıklarda meydana gelen kazada Erhan Kağ idaresindeki otomobille seyir halindeyken çarşı istikametinden gelen Saadet Baş idaresindeki otomobilin çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Kazada otomobil sürücüsü Saadet Baş yaralanırken aynı otomobilde bulunan annesinin ise Özel Aksaray Hastanesi'ne ameliyata götürdüğü belirlendi. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.
Geçtiğimiz günlerde Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu ve Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Narlıgöl'deki incelemelerinde Narlıgöl üzerinde gerçekleştirilecek olan projeler hakkında istişarelerde bulunmuştu. Vali Hamza Aydoğdu gerçekleştirilecek proje hakkında mikrofonumuza konuşarak çalışmaların 15 gün içerisinde başlayacağını söyledi. Evet sevgili izleyiciler, şu anda Narlıgöl'deyiz. Narlıgöl Aksaray Valiliği'nin başlatmış olduğu projeyle artık cam seyir terasına kavuşuyor. Sayın Valimiz Hamza Aydoğdu şu an Narlıgöl'de yerinde incelemelerde bulunuyor. İl Özel İdare Genel Sekreteri İl Genel Meclis Başkanımızla birlikte yerinde tespitler ve ne zaman başlanacağı konusunda da burada bilgiler veriyor. Gülağaç Kaymakamımız Sayın Elif Nur Saçal'la birlikteler. Evet efendim, nedir şu anki buradaki durum? Şimdi öncelikle teşekkür ederim. Biraz önce sizin de şahit olduğunuz gibi Niğde Valimiz Yılmaz Bey ile birlikte Narlıgöl'ün etrafını beraber gezdik. Hem Niğde'nin hem de Aksaray'ın ortak değeri olan Narlıgöl üzerinde bazı çalışmalar yapacağız. Aksaray olarak zaten bunun hazırlıklarını bitirmiştik. Fakat konsept olarak Narlıgöl hem Aksaray hem de Niğde'nin sınırları içerisinde olduğu için beraber ortak olarak gücümüzü birleştirerek neler yapabiliriz diye onun üzerinde istişarelerde bulunduk. Benim Aksaray olarak kısa zamanda gördüğüm şu: Aksaray değerleriyle İç Anadolu'nun incisi, parlayan bir yıldızı. Cenab-ı Allah bu bölgeyi, yani bazı güzellikleri gerçekten vermiş. Bir Narlıgöl'ü vermiş, bir Ihlara Vadisi'ni vermiş. Yunus Emre burada, Tapduk Emre burada, Somuncu Baba burada, Selçuklulardan kalma kiliselerimiz var, Selime Katedrali burada. Bizim Aksaraylılar olarak, bütün çalışanlar olarak, birim amirleri olarak hep birlikte bu değerleri geleceğe nasıl taşırız, onun derdinde olmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Ben burada İl Genel Meclisi Başkanımıza, Özel İdare Genel Sekreterimize, hatta İl Genel Meclisi'ndeki siyasi parti temsilcilerimize, meclis üyelerine, siyasilerimize çok teşekkür ediyorum. Bize güvendiler, bu projeleri desteklediler ve biz de kısa süre içerisinde bu projeleri hayata geçirmek üzere kolları sıvadık. İnşallah kısa zamanda burada çok güzel seyir terasları olacak. Şimdi demin gördünüz, insanlar otobüsleriyle geliyor. Yani 5 dakikadan fazla burada duramıyorlar. Burayı tabii ki bir insanların çok sık uğradığı yerler. Böyle yerleri doğal ahenginden çıkarırsanız, ritminden çıkarırsanız o zaman buraya şehir hayatını taşımış olursunuz ki buranın da doğallığını yok eder o. Ama buraya gelen insanların da bir mola verdikleri anda bir çay içmeleri, biraz dinlenmeleri gerekir. Onun için de dinlenme alanları, seyir terasları mutlak surette olması gerekiyor. Özel İdare Genel Sekreterliğimiz bunun üzerinde hızlı olarak çalıştı. Ve gelecek 15 gün içerisinde inşallah bunun hemen startını vereceğiz. Burada gördüğüm şu: biz el ele verirsek, birlik ve beraberlik içerisinde olursak aşamayacağımız hiçbir engel yoktur. Aksaray gelecek birkaç yıl içerisinde, bunu samimi olarak ve iddialı olarak söylüyorum, hem iç turizmin hem dış turizmin merkez noktası haline gelecektir. Çünkü Aksaray'ı bazı illerden ayıran en temel özelliklerden birisi şu: hem doğal güzellikleri var, hem de inanç turizmi açısından çok mümbit bir zemine sahip Aksaray. Biz bunu değerlendirebilirsek, Aksaray'a dışarıdan insanların gelmesini sağlarsak, kendi kültürümüzü, kendi medeniyetimizi güzel bir şekilde bunlara tanıtırsak, Aksaray'ın katma değeri de çok çok yukarılara çıkar. Bugün Aksaray hem tarımda hem sanayide Türkiye'de yarışan illerden birisi. Yani biz tarımsal üretimde Türkiye'de 4. sıradayız. Sanayide organize sanayi bölgemiz Türkiye'nin 18. organize sanayi bölgesi. Yani iki kanatlı olarak düşünürseniz hem tarım hem sanayide çok iyi. Bunun yanında bir de doğal güzellikleri ve inanç turizmini bunun içine katarsak Aksaray'ın önünde hiçbir engel duramaz. Bugün burada yaptığımız çalışmalarda, verdiğimiz emeklerde
Hep bunları geleceğe taşımak için ben huzurlarınızda böylesine gayretli, samimi, içten, işini kendi namusu bilen arkadaşlarla çalıştığımız için Allah'a çok şükrediyorum. Bu arkadaşlarımızın önündeki engelleri kaldırdığınız zaman arkadaşlarımız inanılmaz bir başarı hikayesi yazıyor. Onun için Aksaray'da olmak, Aksaraylılarla birlikte yaşamak, bu değerleri beraber yüceltmek insanı inanılmaz derecede mutlu ediyor. İnşallah hep mutluluğumuz daim olsun. Aksaray'ın güzellikleri her tarafta konuşulsun. Ben de bu Ramazan gününde emek verdiğiniz için, bizi takip ettiğiniz için Kanal 68 televizyonuna ve size çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Sağ olun. 5 ve 6. yüzyıllarda Ortodoks mezhebi kurucularından Aziz Gregorius adına yaptırılan ve Kapadokya'nın gizli hazinesi olan Kızıl Kilise turistleri ağırlamaya devam ediyor. Kapadokya'nın saklı hazinelerinden biri olan Kızıl Kilise, Aksaray'ın Güzelyurt ilçesi Sivrihisar köyü yakınlarında dağların arasında ovada yer alıyor. Ortodoks mezhebi kurucularından Aziz Gregorius adına yaptırılan Kızıl Kilise, inşa edilirken kullanılan kızıl taşlardan dolayı bu isimle biliniyor. Aziz Gregorius, İstanbul'dan Güzelyurt'a döndükten sonra hayatının son günlerini burada geçirmiş ve ölümünden sonra da bu topraklara gömülmüştür. Dünya Anıtlar Fonu tarafından 2008 yılında dünyanın en fazla tehlike altında bulunan 100 tarihi eseri listesine alınan Kızıl Kilise'nin 2011 yılında restorasyonuna başlanırken restorasyon çalışmalarına devam ediliyor. Kızıl Kilise biliyorsunuz 1500 yıllık geçmişe dayanan Ortodoks mezhebi kurucularından Aziz Gregorius'un adına yapılmış bir kilisedir. Ortodokslar için özel bir anlam ifade ediyor bu kilise. Kızıl taşlardan, kesme kızıl taşlardan yapıldığı için de Kızıl Kilise adıyla bilinmektedir. Hristiyanlığın en önemli üç azizinden biri olan ve ölümünden sonra da bu topraklara gömülen Gregorius, Hristiyanlık tarihi açısından önemli birisidir. Zaten hayatının son kısmını da Kızıl Kilise'de geçirmiştir. Aksaray'da yaşamını sürdürmüştür. Aynı zamanda aynı mezhepten gelen Basil'de Kayseri'de yaşamını sürdürmüştür. Hristiyanlığın Roma'da yasaklanmasından sonra hem Aziz Gregorius hem de Basil Kapadokya bölgesine gelmiş. Burada faaliyetlerine devam ettirmişlerdir. Kızıl Kilise Kapadokya'nın en eski kiliselerinden birisidir. Mimari özelliklerine ve fresklerine bakılarak 5 ve 6. yüzyıllara ait özellikler var burada. Dış cephesine baktığınız zaman düzgün kesme taşlar kullanılmış. Serbest haç planlı inşa edilmiştir burası. Roma'da Hristiyanlığın serbest bırakılmasından sonra bizim orada biliyorsunuz Selime Katedrali var. Selime Katedrali'nde de ilk ayin yapılmıştır. Bu da Hristiyanlığın serbest bırakılmasını kutlamak için yapılmıştır. Peki. Ziyaretçiler şu anda geliyor. Buraları yaz aylarında özellikle Ihlara Vadisi, Manastır Vadisi ve Kızıl Kilise'ye yaklaşık olarak 600 binin üzerinde turist gelip buraları ziyaret etmektedir.
Vali Hamza Aydoğdu kısıtlamalar kapsamında AFAD ekibinin araçtan yaptığı anonstan korkan özel çocuk Burak'a sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Çocukla uzun bir süre muhabbet eden Vali Aydoğdu çocuğun endişesini de silip attı. Kent genelinde Vali Hamza Aydoğdu'nun başlattığı devlet millet el ele koronavirüsle mücadele sloganıyla etkin bir mücadele yürütülüyor. Bu çerçevede emniyet, jandarma, AFAD ve UMKE sağlık ekipleri gibi tüm kurum ve kuruluşların ekipleri kent genelinde denetimler yaparak Aksaray halkını bilgilendiriyor. AFAD ekipleri de araçla sokak sokak hem denetim hem de bilgilendirme yaparken babasıyla evlerinin önünde bulunan parktaki salıncakta sallanan Down sendromlu küçük Burak yapılan anonslardan korkarak tedirginlik yaşadı. Özel çocuğun yaşadığı tedirginliği sosyal medya üzerinden gören Vali Hamza Aydoğdu hemen harekete geçerek AFAD Müdürü Cezmi Türkmen, Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yüksel Çelik ve ekiplerle birlikte özel çocuk Burak'a özel bir sürpriz ziyaret yaptı. Burak'ı evinde ailesiyle birlikte ziyaret eden Vali Aydoğdu, özel çocukla yakından ilgilenerek tüm tedirginliğini alırken ailesiyle yaptığı görüşmede yapılan çalışmalar ve alınan tedbirler hakkında bilgiler vererek yaşanan olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Burada bir açıklama yapan Vali Aydoğdu şunları söyledi. Bir yılı aşkındır salgınla mücadele ediyoruz. Her şeyden en çok da sevdiklerimizden mahrum kaldık. Bütün dünya zor günlerden geçiyor. Sağlık ekiplerimiz başta olmak üzere güvenlik, AFAD ve tüm birimlerimizle her türlü fedakarlığı vererek sahadayız. Hepimizin tek gayesi var. En az hasarla ve el birliğiyle bu günleri geride bırakmak. Zaman zaman istemeden de olsa kırgınlıklar, dargınlıklar olabiliyor. Sonuçta Şehri Süleyha'nın sakinleriyiz. İnsanlık hali diyebilmeliyiz. Biz birlikte kocaman bir aileyiz. Düşmüş olan kan şekerimizi baklava ile yükselttik. Ama daha tatlısı Burak'a sarılmak bütün yorgunluğumuzu aldı. Ayrıca konuşabilmek, anlayabilmek, erdemli olmanın binlerce yolu var. Bir tanesini de Burak evladımızın vesilesiyle yapmış olduk. Kusura bakmayın siz de haklısınız diyebilmek ne güzel şey dedi. Aksaray eski vali yardımcısı Hakkı Loğlu koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. 2018 yılında Aksaray'a vali yardımcılığı görevine atanan, 2020 yılında emeklilik kararı alan Aksaray eski vali yardımcısı Hakkı Loğlu, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Loğlu'nun cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Kadirli Asri Mezarlığı'nda defnedildi. Hakkı Loğlu, 1958 yılında Osmaniye ili Kadirli ilçesinde doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset ve İdare Bölümünden mezun oldu. Sırasıyla Niğde Kaymakam Adaylığı, Sivaslı Kaymakam Vekilliği, Mudurnu Kaymakamlığı, Çatak Kaymakamlığı, Yahşihan Kaymakamlığı, İçişleri Bakanlığı APK Daire Başkanlığı, Ankara Vali Yardımcılığı, Antalya Vali Yardımcılığı ve Bolu Vali Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 1987 yılında yabancı dil eğitim programı için bir yıl süreyle İngiltere'de dil ve kamu yönetimi eğitiminde bulundu. 2000 yılında 6 ay süreyle Japonya'da afet yönetimi eğitimi aldı. 2002 yılında Milli Güvenlik Akademisi'ni bitirdi. 1 Eylül 2018 tarih ve 30.522 sayılı resmi gazetede yayımlanan 31 Ağustos 2018 tarih ve 2018'e 157 sayılı Cumhurbaşkanlığı atama kararıyla ilimize atandı. Eşi Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Elif Loğlu'dur. Evli ve iki çocuk babası olan Hakkı Loğlu İngilizce biliyordu. Gülağaç Kaymakamı Elif Nur Saçal öncülüğünde ilçenin yöresel ürünleri satış patenti alınan Aşıklı markasıyla piyasaya sunuluyor. Yöresel ürünlerin üretiminde önemli bir yere sahip olan kadınlar ekonomiye ve sosyal hayata katkı sağlıyor. Projenin ayrıntıları haberimizde. Hediyelik yapıyoruz. Bunların hepsi bizim bu bildiğiniz nasıl mevcutun sağlıklarımızı çekiyoruz. Evet sevgili izleyiciler, Gülağaç ilçemizdeyiz. Gülağaç Kaymakamı Sayın Elif Nur Saçal'la birlikteyiz. Şu anda Gülağaç'ın atıl vaziyete bırakılmış okullarından bir tanesi.
Atıl vaziyette derken evet okul olarak atıldı ama Gül Ağaç Kaymakamı Sayın Elif Nur Saçal burada bir kooperatifle birlikte Gül Ağaç'ın yöresel ürünlerini el emeği göz nuruna dönüştürmeye başlamış. Burada hem kadınlarımız hem erkeklerimiz özellikle hem eğitimlerini alıyorlar hem de Gül Ağaç'ın farklı ürünlerini hediyelikler haline getirip farklı yörelere de ulaştırabiliyorlar. Biz bunun bilgisini Sayın Kaymakamımızdan alacağız. Efendim kolay gelsin. Öncelikle de ben sizi tebrik ediyorum. Gerçekten şu an burada güzel bir işe imza atılmış. Çok teşekkür ederiz. Tabii bu bir ekip işi. Başta Sayın Valimiz, daha sonra da çalışma arkadaşlarımla başlattığımız ve devam ettiğimiz bir proje bu. Ben 1,5 seneyi aştı hemen hemen Gül Ağaç'a geleli. Her zaman onu söylüyorum. Aile ziyaretleri yaparken fark ettiğimiz bir şey vardı. Burada kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılımlarında eksikliklerimiz vardı. Nasıl yapabilirdik? Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yoktu. Hep bunu anlatıyorum soranlara. Nereden geldi bu fikir denildiğinde. Çünkü hanımlar evde erişte kesiyorlardı, makarna kesiyorlardı, domates kurutuyorlardı, menemenlik yapıyorlardı. Biz de bu süreçte bunları katma değerli bir hale getirmek istedik. Ve ortaya bu proje çıktı. Bana soruyorlar bazen aşıklı nedir, nereden gelir, niye aşıklı adını kullandınız? Bildiğiniz gibi aşıklı höyükten geliyor. Aşıklı höyük Orta Anadolu'nun tarım yapılan ilk köyü, 10 bin yılın üzerinde bir geçmişi ve tarihi var. Bizde gelen her şeyi topraktan yapıyoruz. Seramikleri, çinileri topraktan yapıyoruz. Unu topraktan alıyoruz. Kuru fasulye, nohutu topraktan alıyoruz. Reçel yapıyoruz, topraktan alıyoruz. O yüzden üretim, pazarlama ve satış patentini aldığımız bir markamız var, Aşıklı. Bunu da kadınlarımızın emeklerini birleştirip piyasaya sunuyoruz, öyle söyleyeyim. Tabii ki bu hep bir ekip işi, biliyorsunuz. Ekip olmadan olmuyor. Bizim ekibimizin parçalarından bir tanesi, en önemli ayaklarından bir tanesi bu iş için tarım. O yüzden ben topu tarım müdürümüze bırakmak istiyorum. İlçe müdürümüz size çok daha iyi açıklar geri kalan şeyleri. Evet. Müdürüm sizi bir tanıyabilir miyiz? İsmim Sami Gündür. Gül Ağaç İlçe Tarım Müdürüyüm. Ziraat mühendisiyim. Kaymakamımızla beraber kooperatifimizi kurduk ve faaliyetlerimiz devam ediyor. Kaç adet ürünümüz var şu an burada kadınlarımızın ürettiği? Evet, kadınlarımız burada yerli selesepetten tut erişteye, kuru fasulyeden nohuta kadar toplamda 32 ürün üretiyor. Bunları farklı sosyal medya hesaplarından ve satış mağazalarından satışa sunuyoruz. Bunların hepsinde Aşıklı ismi değil mi? Evet, Aşıklı ismi. Aşıklı Orta Anadolu'nun ilk yerleşim yeri. Oradan ilk tarım yapılan köyü, oradan feyiz alarak bu markayı patentledik. Patenti de kooperatifimize ait. Bu marka adı altında satışlarımız devam ediyor. Tabii bunun yanında ürünlerimizde kuru fasulyeden nohut da iyi tarım uygulamalarını çok önemsiyoruz. 2000 dekar gibi alanlara iyi tarıma çıktık. İyi tarım etiketiyle de ürünlerimizi satışa sunuyoruz. Peki müdürüm, yani şimdi buradan mezun verebiliyor musunuz? Mezun olan var mı? Şöyle, aynı zamanda halk eğitimleri, milli eğitimle de meslek edindirme kursları aracılığıyla eğitimler de veriyoruz. Burada isteyen bizimle devam ediyor, isteyen de kendisi çıkıp kadınlarımız özellikle sosyal hayata entegre olabiliyorlar. Yani bir diploma, sertifika gibi bir şey alıyorlar. Tabii ki eğitim sertifikaları alınıyor. Aşçı yardımcılığı kursları, hijyen kursları, çeşitli kurslarımız devam ediyor. Mesela Selesepet'te Gül Ağacı özgü yerel bir sepetimiz. Bunu burada aldığımız kamaşlarla ördürüyoruz. Bu kursa katılanlara sertifikalarını veriyoruz. İsterse kendileri de devam edebilecekler. Evet, teşekkür ederiz efendim. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Bir de bunun sosyal ve ekonomik boyutu var. Bence bunu da Sosyal Anlaşma Vakfı Müdürümüz açıklayabilir. Yani ilçemize kattıklarını. Evet. Müdürüm sizi tanıyalım. İsmim Lokman Abur. Gül Ağaçlıyım. İlçe merkezindenim. 20 yıldır bu kurumda hizmet vermekteyim. Kaymakamımız ilçemize geldiğinde vakıf toplantısında kadınlarımızın yapabileceği bir işin olup olmadığını sordu. İş sahası yok efendim dedik, böyle işte anlattık durumu. Kendisi de bir saha incelemesi yaptıktan sonra beni Harran'a gönderdi. Orada dedi bir vakfın işletmeleri var, gidin görün dedi. Ben Harran'a gittim. Oradaki neler yapıyorlar, yardım almaya gelenlere nasıl iş imkanları sağlamışlar. Oradan biraz örnekler derledim, toparladım. Buraya geldik. En mantıklısı kooperatif kurmak dedi kaymakamımız. Kooperatif kurduk. Şimdi kadınlarımız buraya gelmek için can atıyorlar. Hem evlerine, ekonomilerine katkı sağlıyorlar, çocuklarını okutuyorlar. Daha önce biz bir halı projesi de yapmıştık. Orası da yine çekim yapmıştınız. Orası da halen faal yürüyor. Orada çalışıyorlar, burada çalışıyorlar. Evlerine ekmek götürüyorlar ve hepsi çok mutlular. Peki ortalama günlük 1 saat ya da 2 saat gibi çalışan bir bayan ayda ne kadar kazanıyor şu an bu işten?
Şu an ayda en az 1500 lira evlerine gelir elde ediyorlar. Ortalama 1300, 1500. Ama biz bunu daha da arttırmak istiyoruz. Daha böyle profesyonel hale gelip sigortaları, işte asgari ücret alabilir hale getirmek istiyoruz. Onun için çaba veriyoruz şu an. Peki müdürüm, Gülaş dışından bu konuyla ilgili şimdi 1300-1500 lira dediniz ya günlük 1-2 saat çalışmaya. Kaymakamımıza talepler olursa ilçe dışından da alır mısınız? Tabii alabiliriz. İş yerimiz büyüdükçe yani, ama önceliğimiz buradakiler. Yani işletme burada olduğu için buradan gelip gitme, servis sorunları, diğer her aksaklığı düşünmemiz gerekiyor. Burada ihtiyacımız olduğunu burada çözmemiz gerekiyor. Diyelim buradakiler yeterli eleman bulamıyoruz. Dışarıya mecbur açılacağız. Peki. Çok teşekkür ederiz efendim. Teşekkür ederiz geldiğiniz için. Sağ olun, ayağınıza sağlık. Evet sevgili izleyiciler, Gülaç sizlerin de izlediği gibi Aşıklı artık bir marka olmuş burada tüm ürünlerinde. Özellikle az önce tarım müdürünün de bahsettiği gibi 32 üründe Aşıklı markasıyla Gülaç artık marka olma yolunda ilerliyor. Kaymakam Elif Nur Saçal'ın da bu konuda üstün gayret ve çabaları var. Efendim ben teşekkür ediyorum. Çok güzel bir çalışma olmuş. Ayaklarınıza sağlık. Tabii biz kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılımlarını önemsiyoruz. Çünkü güçlü bir kadın güçlü aile. Güçlü aile de güçlü Türkiye demek. O yüzden ne kadar ayakları üzerinde durabilen, ne kadar güçlü kadınlar olurlarsa yetiştirdikleri evlatlarına da yansıyacaktır. Onlar da Türkiye'nin geleceği. Elimizden geleni onun için yapıyoruz. Buraya geldiğiniz için teşekkür ederiz. Tanınmak ve duyulmak sadece kooperatifimiz için değil, ilçemiz için de, burada çalışan kadınlarımız için de çok önemli. Desteklerinizi bekliyoruz. Öyle. Çok teşekkür ediyoruz efendim, inşallah. Evet sevgili izleyiciler, Kaymakam Hanım'ın da bahsettiği gibi güçlü kadın, güçlü Türkiye. Şu an örneğini biz Gülağaç'ta bayan bir kaymakam öncülüğünde bayanlarla birlikte yaşıyoruz efendim. Şimdi ekonomi gündemi. Hava durumu. Kanal 68 Televizyonu Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimizi burada noktalıyoruz. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.